En son Amerika Birleşik Devletleri'nin insan ticareti raporunda Türkiye'nin suçlanması asla kabul etmeyeceğimiz bir yaklaşımdır. Türkiye hiçbir şekilde çocuk asker denilen, çocuk terörist edilen bir unsur kullanmamıştır. Ve açık ve net bir şekilde de iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada bu konuda sicili en temiz devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu şekilde suçlamaya çalışan birileri varsa ya bilgi eksikliğinden dolayı yapıyordur ya da kötü niyetten dolayı yapıyordur. Net bir şekilde söylüyorum. Bu çocuk terörist, çocuk savaşçı denilen meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en temiz devletidir. Bu konuda en kararlı mücadeleyi yürüten devletidir. En son iftira atılacak, yani bırakın gerçek olmasını, iftira bile atılamayacak bir devlettir. Şimdi bu raporlarda bir takım STK'ların çalışmalarına yer veriliyor. Tek tek bu STK'ların bağlantılarını burada paylaşmayacağım. Ama biz bunların çoğunu, bu STK'ların Afganistan'dan tanıyoruz. Afganistan'dan daha sonra Suriye'ye geldiler. Irak'ta faaliyet gösterdiler. Ve Afganistan'da yaptıkları yalan yanlış haberleri, yalan yanlış raporlamaları şimdi aynen devam ettirdiklerini maalesef görüyoruz. Türkiye insan ticaretinin önlenmesi konusunda en güçlü mücadeleyi veren ülkelerden bir tanesidir. Ayrıca insan hakları eylem planında da insan ticaretiyle mücadele alanında önemli bir takım yeniliklere imza atılmıştır. Çocukların silah altına alınması konusunda sürekli yaptığımız uyarılara rağmen Türkiye'nin suçlanması, doğrusu söylemek gerekirse, büyük bir basiretsizlik, aymazlık ve çok büyük bir yalandır. Herkes net bir şekilde biliyor ki çocukları savaşçı olarak ve terörist olarak kullananların başında PKK, YPG, PYD terör örgütü gelmektedir. Aynı zamanda da DAEŞ terör örgütü bunların başında gelmektedir. Nitekim Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın 21 Haziran tarihli raporuyla da sabittir ki çocuk terörist meselesi en çok PKK-YPG bünyesinde kullanılmaktadır. Buna rağmen bu raporlarda Türkiye Cumhuriyeti gibi sicili tertemiz bir yapı devlet suçlanırken PKK-YPG'den hiçbir cümleyle bahsedilmemesi karşımızdakilerin bir rapor değil, bir bilimsel çalışma değil, bir tespit değil, bir kara propaganda unsuru olduğunu göstermektedir. Ama maalesef bu raporların müttefikimiz olan devletlerin resmi kurumlarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkması, doğrusunu söylemek gerekirse, son derece üzücüdür. Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız yere, temelsiz yere iftira atarak suçlayanların PKK, YPG terör örgütünden hiçbir şekilde bahsetmemeleri bu terörle mücadele konusundaki çifte standardın sadece bir açık ve net bir göstergesidir.